canım. Merhaba sevgili izleyenler. Bugün 39. İstanbul Kitap Fuarı'nın son gününde yazarlarımızdan uzman psikolog Derya Yalçakaya ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Derya Hanım. Merhabalar, hoş buldum. Kitabınızda yetişkinlik, ilişkiler ve anne baba olmak üzere 3 başlık altında ben olmayı inceliyoruz. Ben olmanın önemi nedir? Bize biraz bahseder misiniz? Aslında ben kitabı yazarken özellikle de insanlara hap bilgiler sunmak istedim. Çünkü çok fazla kitap okuma alışkanlığı maalesef kazandıramadık. Hele de bu şu andaki güncel olarak ergenlik sürecinde olan yetişkinlere diyelim. Ergenlerimize diyelim. O yüzden daha hap bilgileri barındırmasını özellikle istedim. Ben olmak derken aslında buradaki amacım şuydu. Bu narsizm gibi anlaşılmasın lütfen. Çünkü kişi kendini önemserse ancak ve ancak kendini değerli hissederse ya da kendi değerlerinin farkına varırsa o zaman dış dünyayla ilişkisi çok daha farklı oluyor. Dolayısıyla önce kendimizi beslemek, ama bunu narsist şeklinde düşünmeyelim lütfen. Tekrar ediyorum ve altını çiziyorum. Çünkü burada bir ben olmak derken ki imajın olması beni çok üzer. Dediğim gibi insanlar kendilerini geliştirmek istedikleri noktada bir uçaktaki yolculuk gibi düşünebilirsiniz aslında. Hani en ufacık bir türbülansta ya da yoğun bir türbülansta hemen gaz maskeleri indiğinde anne babalara şöyle bir duyuru yapılır. Önce kendinize, daha sonra evladınıza, çocuklarınıza. Çünkü yardımcı olabilmeniz için kendinize iyi hissediyor olmanız gerekli. Bir başkasına faydam olsun istiyorsam önce kendime hayrım dokunacak. Ki kendimi iyi hissedebileyim ki bir başkasına da yardımım olsun. Burada tamamen kendi özelliklerinizi, kendi kişilik özelliklerinizi daha iyi anlamlandırmak, duygularınızı bilmek ve o duyguyu misafir olarak görüp ona göre ağırlamaktan bahsediyorum daha çok. Kişinin kendini tanıması önemli. O yüzden benliğini tamamladığı zaman ancak bir başkasına faydası olur diyerek ben olmak adına uygun gördüm. Evet, çok güzel. Peki şunu da sormak istiyorum. Eski kuşaklar her zaman bir toplum baskısından bahsederler. Ben şu an öyle görüyorum ki sosyal medya baskısı var üzerimizde. Evet. Çünkü artık orada çizilen mutlu ve hayalperest bir dünya var. Orada herkes çok mutlu. Herkes en güzel yerlere, en güzel kıyafetlerle gidiyorlar. En güzel arabalara biniyorlar. Ve bu yolculukta bazen herkes, belki de birçok insan benliğinden bir tık gittikçe uzaklaşmakta. O postları her gördüğünde veya like'ladığında. Evet. Benliğimizi korumak için, gerçek benliğimizi korumak için neler yapabiliriz? Aslında az önce de söylediniz, sahte bir dünya var dediniz. Ve bunu söyleyen herkes aslında orada sahte bir dünya olduğunu bilerek bir başkasına özenebiliyor, bir başkasına imrenebiliyor. Ne yazık ki burada gerçeklikten uzaklaştırılmış olmak insanların var olan gerçeklerinin dışına çıkmasını sağlıyor. Benliğini koruması için şey diyormuşum, benim kitabımı öneririm okumasına. Ama bence birazcık bu noktada diyet yapmak gerekli. Diyet derken sosyal medya diyeti var. Bilmiyorum duydunuz mu? Çok fazla kendimizi sanal dünyaya kaptırdığımızda gerçeklikten uzaklaşmış oluyoruz. Evet. Ama bunun bir zamanlı ve kullanım olarak eğer ayarlayabildiğiniz bir kontrollü kullanım geliştirebilirseniz sosyal medyanın zararı yok. Aksine şu anda CV olarak kullanılıyor. Evet. Fakat kontrolsüz kullanım dışarısına çıktığımız zaman gerçeklikten uzaklaştığımız için sanki o gördüğümüz sanal dünyanın gerçek olduğuna kendimizi inandırıp bu sefer kendimizi kıyaslamaya, başka insanların sahip oldukları şeylere bizim sahip olmadığımız gerçeği gibi bir yalan gerçekle yüzleşmiş oluyoruz. O yüzden bence kesinlikle sosyal medya diyeti yapılmalı. Özellikle de bu konuda kullanım dozunu aşıyorsak bu diyetin önemli olduğunu düşünüyorum. Diyet sayesinde de benliğimizi koruyabiliriz diye umut ediyorum. Evet, umarım. Peki insanlar bazen kendilerinden uzaklaşabiliyorlar. Bu veya kendi arayışları içerisinde oluyorlar. Ergenlik dönemindeki çocuklar veya yetişkin olmak üzere hazırlık yapan kişiler diye benlik yolculuğunu nasıl geçirebilirler ve buna tanıklık eden ebeveynler onlara bu yolculukta nasıl destek olabilirler? Çünkü bu biraz sancılı bir süreç oluyor ergenlik. Evet. Özellikle anne babalar için ergenlik süreci kendileri yaşamış olduğu için çok bilinen bir süreç gibi görünüyor olsa da aslında koca bir belirsizliği, yani kaygı sürecini barındıran da bir süreçtir. Hele de ergenler için. Çünkü
karşılaştıkları problemlere karşı duygu durumla ilgili sıkıntı yaşadıklarından dolayı tepkileri daha ağır olabiliyor. Ya da tamamen aileden kopabiliyor. Onları tamamen evde sadece birey olarak görüyor, anne baba olarak görüyor olmanın haricinde daha çok onlarla arkadaş olmayı talep ediyor aslında. En çok da anlaşılmaya ihtiyacı var bir ergenin. Dolayısıyla bence bir yol haritası var. Ergenlik süreci, ergenlik sürecinin yaşandığı anıyla biten bir süreç değil. Dolayısıyla bunun öncesi, anı ve sonrası dediğimiz üç bölümden oluşan bir süreçten bahsediyorum. Bu konuyla ilgili öncelikle anne babalar çocuklarını bilinçlendirici bir açıklama yapıyor olmalılar ki çocuk da bu süreci nasıl yönetebileceği hakkında fikir sahibi olsun. Ve yine insanın arkadaşlarından edindiği bilgiler çok kıymetli. Tabii ki özellikle de onları anlayan kişiler arkadaşları olduğu için daha çok merak ettikleri şeyleri o çevrede, bulundukları arkadaş çevresinde gidermeye çalışıyorlar. Ama çok anne babanın uygun görmediği arkadaşlıklar varsa bu noktada da gelişimi olumsuz etkilenebiliyor bir çocuğun. O yüzden mümkün oldukça özellikle de arkadaş çevresi beğenilmiyorsa, istenmiyorsa o arkadaşınla görüşmeyeceksin ya da onunla dışarıya çıkmayacaksın demek yerine çocuğun çevresini genişletebileceği ya da görüşmesini istediğiniz arkadaş çevresini kazanabileceği ortamlarda barınmalarına müsaade etmek ya da bunlara olanak sağlamak gerekli. Evet, sizin de bu kitabınız çok detaylı. Aslında bunu edinecek her yetişkin anne baba olduktan evet. sonra da çocuğuna bu kitabı bir rehber niteliğinde olacağına inanıyorum. Evet. Çünkü çok fazla detaylı bir kitap hazırlamışsınız. Biz okuyucularımıza kitabı linkini açıklama kısmına bırakacağız. Çok keyifli bir sohbet Derya Hanım'la. Kitaptan faydalanmanızı umut ediyoruz. Hoşçakalın.